İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Konstantinopolis'teki Ermeni okulu öğrencileri ulusal ayrımcılığın kurbanı oldu. Bakü milletvekili Doğu Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapılmasını talep etti. Bakü, Berzor'un şehit özgürlük savaşçılarına adanan anıt kompleksine saygısızlıkta bulundu. Lori bölgesine ait bazı anıtların restorasyon çalışmaları başladı. Öğrenci Brej Sarkisyan'ın Dünyanın Ötesinde adlı oyunu uluslararası festivalde en iyisi olarak kabul edildi. Doğu Ermenistan resmi olarak NASA'nın Artemis Antlaşması'na katıldı. Konstantinopolis'teki Beyoğlu Anadolu Okulu'nda düzenlenen okullar arası spor turnuvasında Ermeni eğitim kompleksi temsilcileri ulusal ayrımcılık gösterileriyle hakarete uğradı. Özellikle Ermeni okulu Gentronagan ile Türk okulları İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki futbol maçında seyirciler "Göçmenler dışarı" sloganları attı. Konstantinopolis'te yayınlanan Agos gazetesinin haberine göre öğretmen ve personelin müdahalesiyle durum çözüme kavuşurken okul öğrencileri turnuva oyunlarına katılmaya devam etti. 1886 yılında kurulan Gentronagan Ermeni Okulu'nun uzun yıllar Konstantinopolis'in eğitim hayatına büyük katkı sağladığını da belirtmek gerekir. Bu okul Ermeniler için bir eğitim merkezi haline geldi. Türklerin eğitimsiz vahşi bir halk olduğu her hareketlerinden belli oluyor. Azerbaycan milletvekili Doğu Ermenistan'ı teslim olmuş Almanya'ya benzeterek anayasada değişiklik yapılmasını talep etti. Milletvekili Tural Gancaliyev, Milli Meclis oturumunda anayasanın değiştirilmesinin ve komşu ülkelere yönelik toprak iddialarından vazgeçilmesinin öneminden bahsediyoruz dedi. Ayrıca Doğu Ermenistan hükümeti buradan fobilerin olmaması gerektiğini anlamalıdır dedi ve örnek olarak da Fransa'yı gösterdi. Batı Ermenistan bu zırvalara papuç bırakacak bir ülke değildir. İnternette Ermeni nefreti, Ermenilerle alay eden ve hoşgörüsüzlüğü vaaz eden videolarıyla öne çıkan Bakü blog yazarı Kamram Razmovar, 51. Taburun şehit özgürlük savaşçılarının anıtına Bakü tarafından saygısızlık edildiğini gösteren bir video yayınladı. Bu durum, bağımsız akademik platform olan Artsakh'ın kültürel mirasının anıt gözlemi tarafından rapor edilmektedir. Anıt farklı yazıtlarla ve kırmızı boya ile boyanmış, alt kısımları ise tahrip edilmiştir. Platform, Avrupa Parlamentosu'nun 2022 yılında kabul ettiği Artsakh'taki kültürel mirasın tahribi hakkında kararına değiniyor. Bu kararda Avrupa Parlamentosu, Bakü'yü Ermeni miras alanlarına herhangi bir müdahalenin hariç tutulmasını sağlamak, mirasın özgünlüğü ilkelerini korumakla yükümlü kıldı. Mirasın korunması ve restorasyon çalışmalarının ise açıkça bu prensip doğrultusunda yürütülmelidir. Anıta yapılan saygısızlık aynı zamanda Burra'nın 1999 tarihli kararıyla belirlenen mirasın kültürel önemi kriterini de ihlal ediyor. Batı Ermenistan, Azeri vandalların bu hareketlerini izlemektedir. Lori bölgesinin Lori Kale Kilisesi, Surp Nikolay Reştagakors Kilisesi, Hagbat Manastır Kompleksinin yıkılan kulesi ve duvarlarının restorasyon çalışmalarına başlandı. Uzmanlar ziyaret ederek yapılan çalışmaları yakından incelediler. Özellikle Hagbat'ta çatıdan ciddi oranda nem sızması sorunu yaşandığı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan selden sonra Sanahin Köprüsü'nün temellerinden biri kaya kısmında hafif hasar gördü. Hasar gören alanın onarılması olanakları tartışıldı. Sanahin ve Hagbat Manastır kompleksleri Debet Nehri'nin sağ tarafındaki yüksek platoda yer almaktadır. 10. 13. yüzyıllarda Hagbat, Doğu Ermenistan'ın en büyük manevi, kültürel ve bilimsel eğitim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Manastır birkaç kez yenilenmiştir ve etrafı duvarlarla çevrilidir. Hem Sanahin hem de Hagbat Manastır kompleksleri UNESCO Dünya Mirası alanları olarak kabul ediliyor.
Yerevan Devlet Tiyatro ve Sinema Enstitüsü yönetmenlik uzmanlığı 2. sınıf öğrencisi Vreş Sarkisyan'ın Dünyanın Ötesinde adlı oyunu uluslararası festivalde en iyi olarak kabul edildi. Üniversite tarafından rapor edildiğine göre Gürcistan'ın İveria Uluslararası Edebiyat Festivali'nde yılın en iyi oyunu adaylığını kazandı. Her zaman oyun yazma arzum vardı ama her zaman bir şeyler yazmakta zorlanıyordum diyen Vreş, iyi bir sonuç almak için uzun süre çalıştığını ekledi. Batı Ermenistan gençlerimizin başarılarıyla gurur duymaktadır. Doğu Ermenistan, NASA'nın Artemis Antlaşması'na resmi olarak katılan 43. ülke oldu. Proje Mars'ı ve diğer uzay nesnelerini keşfetmeyi amaçlıyor. NASA Başkanı Bill Nelson, Doğu Ermenistan'ın Artemis Antlaşması'na katılma kararını memnuniyetle karşıladı ve Doğu Ermenistan'ın bilim, uzay araştırmaları ve astronomi alanlarındaki büyük başarılarını vurguladı. Artemis Antlaşması, 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 7 ülke tarafından uzayın keşfine ve kullanımına rehberlik edecek pratik bir ilkeler dizisi oluşturmak amacıyla oluşturuldu. Ülkemiz dışında şu ana kadar Avrupa'da 20, Asya'da 8, Güney Amerika'da 6, Kuzey Amerika'da 3, Afrika'da 3 ve Okyanusya'da 2 olmak üzere 42 ülke bu antlaşmaya imza attı. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.